Annesinin aşk kızı her şey. Na na na. Hani böyle verdiler seni hastanede, biliyor musun bana? Böyle yanak yana verdiler kızım böyle. Yaptım, oh dedim, ne güzel kokuyor benim kızım dedim ya. Çok güzel kokuyor dedim, çok. Benim kızım çok güzelmiş dedim. Çok güzel bir kızım varmış benim dedim bak. Günaydın. Günaydın. Arkadaşlar günaydın. Ben gece hiç uyumadım, annemi de uyutmadım. Sabah da 6'da hortladım. Yine ağladım, uyandım. Ondan sonra annem benim karnımı doyurdu. Altımı değiştirdi. Üstümü değiştirdi. Ben 7'de bir daha uyudum. 1.30'da uyandım. Yine böyle ağladım, mızmızım. Ondan sonra annem beni bir daha uyuttu. Hop ben 8'de bir daha uyandım. Her yarım saatte bir uyanmak istedim. Böyle huysuzum bugün. Annem de uykusuz kaldı ama yine de yatakta benimle oynuyor. Çünkü annem bana çok aşık. Biz böyle yatakta böyle bu vaziyette birazcık Nilo'ya seyrettik. Ama ben yine tatmin olmadım. Annemle biraz yatakta oynadık ama ben yine tatmin olmadım. Günaydın. Evet, bizdeki durum bu. Saçımdan, başımdan, yüzümün, gözümün şişliğinden de belli olduğu gibi, evet, gece hiç uyumadım. Niye bilmiyorum. Güneş her yarım saatte bir uyandı. İlk uyanışı gece 2.30'daydı. Bugün herhalde böyle olacak, bilmiyorum. Nasıl olacak bilmiyorum. Gelin ya. Güneş. Güneş. Güneş bugün huysuz uyandı. Ama saat kaça kadar böyle gidecek? Ya da ne zamana kadar böyle gidecek bilmiyorum. Bendeki son durum bu. Bitik anne modu. Yine bir atak geldi galiba bize. Güneş yine bir şey güncelleniyor herhalde. En son atak geçirdiğinde Güneş'in iki tane birden dişi çıkmıştı. Ondan sonra atak geçirdiğinde atak bittikten sonra Güneş emeklemeyi öğrenmişti. Bakalım şimdi ne yükleniyor. Yeni sürüm yükleniyor. Güncelleme halindeyiz şu anda. Yeni sürüm yükleniyor bakalım. Böyle bir sendromla uyandık. Canımın içi. İyi misin aşkım? Bir saat uyudu Güneş. Bir saat uyuyunca sanki keyfi yerine geldi gibi. Uykusunu almamış herhalde. O yüzden böyle mutsuz uyanmış bugün.
Attın mı anneciğim? Al bakalım. Attın mı? Ay. Kızıma şimdi kahvaltısını hazırlayacağım. Anneyle ikisi kahvaltı yapacak. Baba işe gitti. Bu da benim halim. Annelik demek çok sabır, haddinden fazla sevgi, çok 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 şefkat, çok çok şükür demek. Annelik gerçekten fedakarlık demek. Çok tanıdığım var böyle huysuz olan çocuklarına şiddet uygulayan. Ne yazık ki gözümle şahit olduklarım da var. Sokakta hiç tanımadığım bir kadının çocuğu sürekli ağlıyor diye gözümün önünde şiddet uyguladığını da görmüşlüğüm var. Ama eğer bu çocukları dünyaya getiriyorsak, bu çocukların mutlu hallerinde, bu çocuklar gülerken biz de sevinip mutlu oluyorsak, onlarla bir şekilde zaman geçiriyorsak, onlar mutsuz olduklarında da onların yanında olmalıyız. Çünkü biz anneyiz. Asıl çocuklarımız mutsuzken daha fazla yanlarında olmalıyız. Çünkü onların o an en çok bize ihtiyacı var. En çok anneye ihtiyacı var. Şımarıklıktan ağlıyor olabilir, naz yapıyor ağlıyor olabilir, bir yere ağrıdığı için ağlıyor olabilir, uykusunu alamadığı için ağlıyor olabilir. Hiçbir şey olmadan durup dururken ağlıyor olabilir. Bu da bir ilgi çekme biçimidir. Her ne olursa olsun, biz anne olarak çocuklarımızın her zaman yanında olmamız gerekiyor ve nasıl bakıyor şu anda? Ve onları her zaman sarıp bağrımıza basmamız gerekiyor. Hiçbir şekilde bizim onlara sinirlenmeye, bağırmaya, oflamaya hakkımız yok diye düşünüyorum. Bu benim annelik düşüncem. Tabii ki de hepiniz farklısınızdır. Belki şu anda beni izleyenler de çocuklarına farklı davranıyor olabilir. Şiddet uyguluyor olabilirler. Sözlü şiddet uyguluyor olabilirler. Azarlıyor olabilirler. Ama umarım bu sözlerim onların birazcık kalbine dokunmuştur. Umarım bundan sonra çocuklarına daha özenli, ilgili davranırlar. İnanır mısınız, Güneş ilk 3 ay, ilk doğduğunda 3 ay olana kadar Güneş hiç uyumadı. Asla uyumadı. Yani Instagram'dan takip edenler beni bilirler sürekli, çünkü story paylaşıyordum orada. Sabah ezanı okunuyordu, gün ağrıyordu artık, sabah oluyordu. Biz ancak o zaman uyuyorduk ve Güneş sadece o zamanda 2 saat uyuyordu. Onun dışında kesinlikle uyumuyordu. Ve inanır mısınız, ben bir kere of demedim. Tipim hep böyleydi, hep tipim kayıktı. Ama her zaman neşeliydim, full enerjiydim. Şu anda da öyleyim. Şu anda da enerjim yüksek. Ya saçımı başımı toplayacak zamanım olmadı. Çünkü Güneş uyurken ben de hemen yıldırımı doyurdum. Onu işe yolladım. O gittikten sonra ben de hemen kahvaltımı yaptım. Ve Güneş uyandı. Yani zamanım kısıtlı olduğu için bir şey yapamadım. Ev hali ne olacak? Aman evin içindeyim. Siz bana alışkınsınız. Benim her halimi görün istiyorum. Yani süslenip püslenip karşınıza geçip de yapmacık olmak istemiyorum. Sahte olmak istemiyorum. Benim her halimle görün istiyorum. Çünkü sizler benim evimin içine kadar giriyorsunuz. Benim hayatımın her halinde varsınız. Her anında varsınız. Varsın böyle saçma salak, saçım başım dağınık bir şekilde de görün beni. Hiç fark etmez. Gocunmam da. Bazılarınız beni bu halimle de çok sevdiğini söylüyor. Ben hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Ah, bizdeki durum bu. Kızımın kahvaltısını hazırlayayım. Yumurta haşlıyorum ona. Yulaf, sıcak suda yulaf yumuşatıyorum. Onu çok seviyor. Bir de tok da tutuyor. Peynir var. Labne peynir vereceğim. Ceviz rondodan geçiriyorum. Toz haline getiriyorum. Ceviz vereceğim. Labne peynir, ceviz, yumurtanın sarısı, yulaf. Azıcık da böyle zeytinyağı döküyorum kabız olmasın diye. Kahvaltımız bu şekilde. Geliriz yine, görüşürüz. Bu arada dün ben kapanışı yapmayı unutmuşum. Kapanışları yapamıyorum.
Yani birkaç gündür hep unutuyorum. Güneş 12'ye kadar uyumadı dün. 12'de zar zor uyudu. Gece 2'de uyandı zaten. Gece 2'den beri ayaktayız. Bakalım bugün günümüz nasıl geçecek? İnşallah çekim yapmayı da unutmam size. Dün popitlere daldım. Popitleri bitireceğim diye size çekim yapmadım. Bugün güneşle baş başayız. Yalnızız evde. Bol bol geliriz artık. Merhaba. Arkadaşlar merhaba. Ben bugün çok mutsuz uyandım arkadaşlar. Arkadaşlar annem beni öpsün, çok öpsün. Annem beni öpsün. Arkadaşlar ben bugün mutsuz uyandım, ağlamak istiyorum. Arkadaşlar hep ağlamak istiyorum. Arkadaşlar. Öp. Ağzına bunu yerim öp. Yaparım öp. Bugün bol bol güneşin tribal hallerini göreceksiniz. Biraz da şuradan öpeyim. Ne kadar çirkin oluyorsun ağlayınca, bir bak. Bir bak. Tipine bak bak. Eşek seni. Çocuğun ağlamasına dayanamayıp anneler de ağlıyor mu acaba benim gibi? Güneş böyle çok fazla ağladı ama ben dayanamıyorum. Ben daha ağlıyorum onunla birlikte. Çünkü ne yapacağımı bilmiyorum. Ağlıyor yani. Sebebi yok, ağlıyor. Anneciğim. Aşkım. Mavişim. Benim mavişim. Bugün böyle bol ağlamalı bir gün. Niye böyleyiz bilmiyorum. Acıktın mı sen ya? Sen acıktın mı annem? Oh, en güzel an bu an değil mi? Ev tertemiz, mis gibi kahve kokuyor. Kızımın keyfi yerine geldi. Daha ne olsun ya? Daha ne isterim ki? Sağlığımız çok şükür yerinde.
Evimin rutin temizliğini bitirdim. Anneciğim ısırma aşkım. Korktun mu? Ayağım. Annem ısırdın ama beni. Isırdın. Isırdın sevgilim beni. Isırdın aşkım. Kızım da bana çekmiş. Depresyon konusunda sadece 1-2 saat depresyona giriyor, ondan sonra aman sıkıldım diye normal rutine dönüyor. Ben de öyleyimdir, biliyor musunuz? Böyle hani melankolik insanlar vardır ya, böyle günlerce yas tutar, derbeder hayat yaşar, full arabesktir falan. Ben de öyle bir şey yok. İnşallah ömrü boyunca hep benim gibi olur. Böyle şarkılar söylüyor şu an kendi kendine. Güle güle güle. ömrü boyunca hep benim gibi olur inşallah. Üzüntüleri kısa sürer, mutlulukları uzun sürer. Ben ufacık şeylerden çok çok mutlu olan bir insanım. En olumsuz halleri bile hep olumluya çeviren bir insanım. Kızımı da böyle aşılayacağım. Kızımı da böyle yetiştirmeye çalışacağım. Tabii herkesin karakteri farklı. Onun da bir karakteri oluşacak. Bakalım kısmet. Ama şimdilik keyfimiz yerinde. Yani o uzun süren depresyon halimiz gitti. Yerde emekliyor. Oyuncakları var yerde. Şarkılar, türküler eşliğinde. Ben de bir kahvemi içeyim. Ondan sonra öğle yemeği faslı gelecek efendim. Görüşürüz yine. Bağıracağım. Ay ne oldu ya? Aşkım benim sevgilim. Aşkım benim, aşkım benim sevgilim, aşkım benim güzelim, aşkım benim can bari, aşkım benim bal bari. Oh, ne güzel bir çocuğum var Allah'ım çok şükür. Allah'ım çok şükür. Gül 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 gül. Merhaba Cemal amca. Efendim. Hoş bulduk. Efendim hop ya. Hop ya. Hop ya. Hop ya. Senin dişin mi çıkıyor acaba? Dişin mi çıkıyor anneciğim? O yüzden mi ağlıyorsun acaba? Ben. Merhaba. Merhaba. Ben annemle oynuyorum. Annemle oynuyorum. Annecinin aşkı benim kızım. Annecinin kalbi benim kızım. Çiçek kızım. Güneş kızım. Benim güneşim. Aa, kapı çaldı. Bugün ana kız ağlama günümüz olsun. Hep güneş mi alacak? Biraz da ben ağlayayım. Yalnız güneş ağlayınca ben nasıl üzülüyorsam, ben ağlayınca da güneş üzüldü. Çok enteresan. Yerde emekliyordu. Ben ağladıkça çocuk kafasını kaldırdı kaldırdı yüzüme baktı. Bakar mısınız? Güneş bu şekilde. Deminden beri bu şekilde durup beni seyrediyor. Hemen ağlamamın sebebini açıklayayım. Aramızda Kalsın diye dizi var ya, onu seyrediyorum ben. Orada bir şarkı çıktı. O şarkı tesadüfen ben annemi defnettikten sonra mezarlıktan eve gelirken belediye otobüsünde bir
Radyoda bir şarkı çalıyordu. O kadar şey bir şarkıydı ki yani o anın. O anın atmosferine uygun bir şarkıydı. Yani sanki böyle o an o radyo benim için çalıyor gibiydi ve nerede olsam o şarkıyı ne zaman dinlesem hemen o acım aklıma geliyor. Hep gülerken görecek değilsiniz ya, biraz da ağlarken görün yani. Türkü çok dinlemem, çok da bilmem türküleri. Ama bu türkü demek ki o an içime işlemiş. O günden beri hiç unutmadığım bir türkü. Bir saniye. Bir saniye. Biraz sakinleşip geliyorum. Sakinleşemedim şu anda. Konuşamıyorum. Biraz daha iyiyim. Türkü şöyle. Adını falan çok bilmiyorum. Gitti canımın. Şuraya sözlerini yazarım çünkü konuşamıyorum. Dizide de birden o şarkı çalınca o günü yaşadım. Aynı annemi böyle toprağa vermişim, otobüste, belediyenin otobüsüyle eve dönüyoruz. O zaman dinlemiştim böyle kafamı cama yaslayarak. Bir insan gerçekten annesi babası ölünce büyüyor. Annem güneşi çok bekledi. Çok görmek istemişti. Güneş göremedi. Annem hastaydı. Son 3 yılımız bizim hastanede geçmişti. Ben hep yanındaydım. Ne kadar da anne tarafım beni hayırsız evlat olarak görseler de Allah'ıma bin şükür ben hep annemin duasını aldım. Annemle biz el ele tutuşurken annem gitti. Kocam zaten şahit. Anneme nasıl baktığımı aynı şekilde kocamdan da Allah bin kere razı olsun. Çok güzel baktı anneme. Çok güzel ilgilendi annemle. Özel hastanelerde yatırdık. KOAH hastasıydı annem ama ne yazık ki tam 60 yaşındayken 18 Eylül'de 60 yaşına girdi annem. 17 Ağustos'ta vefat etti. Tam 60 yaşındayken vefat etti. Oh, şimdi o şarkı çıkınca böyle o gün aklıma geldi. O yüzden birdenbire hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Ben öyle hıçkırarak ağlayınca güneş çok şaşırdı. Çünkü ben hiç böyle ağlamam. Ben annemin cenazesinde bile ağlamadım yani. Böyle çok dik dururum. Ağlayamam yani, aslında şey değildir. Ay ağlamayayım, ay dik durayım, ay utanayım falan, utandım falan, öyle değildir yani. Ağlayamıyorum nedense. Olay anında ağlayamıyorum. Aradan böyle birkaç gün geçmesi gerekiyor. Herhalde şoka giriyorum. Ben çocukluğumdan beri böyleyim. Herhalde şoka giriyorum o an. Ağlayamıyorum. Aradan böyle birkaç gün geçtikten sonra hazmediyorum olanları. Şoktan çıkıyorum herhalde. Aha diyorum, evet böyle oldu diyorum ve o zaman ağlıyorum. Onda da genelde hep yalnız ağlarım. Yani hep gülerek bir şeyler paylaşıyordum size. Bu sefer de böyle ağlayarak bir şey paylaşmak istedim. Dediğim gibi her anımı sizlerle paylaşıyorum. Bu anımı da sizlerle paylaşmak istedim. Yalnız olmak, sahipsiz olmak gerçekten çok kötü. İnsan bazen böyle sıcak bir kucak arıyor. Yani böyle bir hani anaç bir kol arıyor bazen insan. Böyle bir sarılınmak istiyor. Böyle bir omuz istiyor. Ben de ne yazık ki hiç kimse yok. Eşimi saymıyorum tabii ki de. Allah başından eksik etmesin. O çok ayrı. Ama bir ana sıcaklığı çok başka.
Bir anne şefkati çok başka. Ben annemden ayrı büyüdüm. Babamın yanında büyüdüm. Ayrı anne baba çocuğuyum. Ben bu yaşıma kadar hep böyle hasret kaldım yani. Anneme hasret büyüdüm. Anneme kavuştum, babama hasret kaldım. Babama hasret büyüdüm. Hep böyle bir yanım hep eksik büyüdüm yani. O yüzden güneşe çok titriyorum üstüne. Şey kalmasın böyle sevgiye aç kalmasın diye. Çünkü anne sevgisi çok başka. Benim annem şeydi. Uyurken severdi. Ve nedense şey düşünüyordu. Şımaracağımı düşünüyormuş. Sonradan itiraf ettik. Ya şımarayım ya. Bırak da sana şımarayım. Bir çocuk kime şımaracak ki? Güneş sabahtan beri şımarıklığından ağlıyor. Biraz huyuna suyuna gittim. Biraz nazına gittim. İşte buyurun. Yani. Sabahtan beri huysuzluk yapan, vızvızı ağlayan çocuk. Sakinleşti, sustu. Çünkü onun derdi bendim. İlgi çekmek istedi. Bana ihtiyaç duydu. Yani sebebi illa bir şey olmak zorunda değil ki bir çocuğun annesine ihtiyaç duyması için. Belki o anda daha çok sevgiye ihtiyaç hissetti. O yüzden ağladı. Ya da rüyasında bir şey gördü. O yüzden ağladı. Uyandığından beri ağlıyor. Sarıldım çocuğumla. Gördünüz işte. Deminden beri neler yaptığımı gördünüz ve sakinleşti. Keşke annem de böyle olsaydı ama hiç olmadı. Hep böyle gizli gizli sevdi. Annem beni ölürken sevdi. Ne yazık ki annem beni ölürken sevdi. Annem ölürken bana seni çok seviyorum dedi. Bu kadar konuşuyorum ağlıyor ağlıyor. Belki de montajda bunları keseceğim bilmiyorum ama en azından şimdi konuşmak biraz beni rahatlatıyor. Eğer anneniz yanınızdaysa sizi bilmiyorum benim annem gibiyse bile gidin sarılın ya. Sonra çok geç oluyor. Eğer anneyseniz de ve benim annem gibiyseniz lütfen benim annem gibi olmayın. Sevdiğinizi belli edin evladınıza. Çok ihtiyaç oluyor. Belli edin yani sevildiğini. Hissetsin çocuğunuz. Ve ne yaparsa yapsın kızmayın. Çünkü onun sizden başka kimsesi yok. Kaç yaşında olursa olsun. Böyle sulu gözlü bir blok olsun bu da ne yapalım yani. Her zaman hoppala hoppala olmaz ya şey. Bugün de beni böyle ağlayarak görün. Hiçbir şey son dakika olmasın. Keşke annem bana ölürken seni seviyorum demeseydi. Annemin son cümleleri şu oldu. Komaya girmemişti o zaman. Ben senden razıyım, Allah da senden razı olsun dedi. El eleydik. Sonra hakkını bana helal et dedi. Konuşma böyle dedim yani. Helal olsun ne demek? Sen de hakkını helal et dedim. Senin bende hakkın var. Benim sende ne hakkım var dedim. Seni çok seviyorum dedi. Ben de seni çok seviyorum dedim. Bu. Sonra gördüğümde zaten komaya girmişti. Komadaydı. Ah, işte böyle arkadaşlar. Ben bir kahve içeyim, bir sakinleşeyim, biraz daha normalleşeyim, yine gelirim. Dertleşmek istedim. Böyle içim doldu. Konuşacak da kimsem yok. Sizlerden başka. O kadar böyle sahiplenilmek istiyorum. Yani arkamda birinin olmasını istiyorum. Yani oluyor tabii insanlık hali. Yani
Tartıştığınız zamanlar oluyor, kendinizi yalnız hissettiğiniz zamanlar oluyor, çaresiz kaldığınız zamanlar oluyor. Böyle gidip bir sarılmak istediğiniz bir omuz arıyor insan yani. Ama o omuz yok. İki tane teyzem vardı, onlar da yok. Onlar da vefat etti. Çok kimsesiz kaldım. Çok kimsesiz kaldım o yüzden. İki teyzem, bir annem gitti. Yani üç annem neredeyse. Peş peşe birer yıl arayla vefat ettiler. Allah kimseyi yalnız, sahipsiz bırakmasın. Bu şarkıyı duyunca gerçekten sahipsizliğimi hissettim. Yalnızlığımı çok hissettim. Çok derinden hissettim. Ah, sonra görüşürüz. Dur sen. Yok, videoya alıyorum seni. Burnundaki şeyini düzelt. Her yerim ben hortumlar sallanıyor. Sallanacak bir sen. Yapacak bir şey yok. Hadi gez. O tarafa git. Bak, çam havası orada. Çamcıklar orada rahat. Yavaş. Biraz sol yapmamız lazım. Gel. Hop. Şşş, bir sen hastalar var. Serumun takıldı bak buraya. Sarayı benim ol. Hangi? Orası hastanedir sen. Benim hastanem ol. Evet, senin hastanen. Bugün hep böyle göğsüm de uyumak istiyor benim cancağızım. Yine uykudan kalktı. Ama doymadı herhalde annesinin göğsüne. Bugün böyle bana çok ihtiyaç duyduğu bir gün. Hep böyle kucağımda olmak istiyor. Kucağımdan indirdiğimde ağlıyor. Hep böyle ayağımın altında oynuyor. Bir şey mi gördü rüyasında? Korktu mu? Bir yerim ağrıyor. Kuzum benim. Ben de bol bol böyle göğsüme yatırıyorum yavrumu. O ne istiyorsa onu yapıyorum. Değil mi anneciğim? Böyle.